Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner. Devlet Hazinesi. Merhabalar saygıdeğer hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Sandıktaki Hikayeler programımıza hoş geldiniz. Hazreti Ömer, halife. Bir gece makamında asaptan biri ziyaretine gelir. Selam verir. Selamı alınmamıştır. Oturur. Ömer işiyle meşgul. Sahabe bekler. Ömer çalışır. Selam alınmamış, yüzüne bile bakılmamıştır. İş biter. Ömer mumu söndürür. Bir başka mumu yakar. O anda selamını alır. Konuşmaya başlar. Sahabe sorar. Ya Ömer, niçin hemen selamımı almadın ve niçin bir mumu söndürüp diğer mumu yaktın ve ondan sonra benimle konuşmaya başladın? Hazreti Ömer şöyle cevap verir. Evvelki mum devletin hazinesinden alınmıştı. O yanarken özel işlerimle meşgul olsaydım Allah indinde mesul olurdum. Seninle devlet işi konuşmayacağımız için kendi cebimden almış olduğum mumu yaktım. Ondan sonra seninle meşgul olmaya başladım. Sahabenin gözleri yaşarır. Ellerini kaldırarak şöyle dua eder. Ya Rabbi, Haddab oğlu Ömer'i bizim başımızdan eksik etme. Değerli dinleyicilerimiz, kamu hakkı adı üzerinde kamunun, yani toplumun, günümüz ifadesiyle kamuoyunun hakkı demektir. Burada da görülüyor ki koca bir topluluğun hakkı bulunuyor. Hani günümüzde tüyü bitmemiş yetim hakkı diye kullanılan bir deyim vardır ya, işte bu deyimin içinde kamu hakları da var. Zira kamunun içinde binlerce tüyü bitmemiş yetim de var. Bu hakları ihlalde, hakları helal ettirmek çok zor ve hatta imkansız gibidir. Çünkü bir noktadan sonra haklarını yediğiniz insanları hem de binlerce insanı tek tek bulup hakkını helal ettirmenin elbette ki imkanı yoktur. Kamu hakkının söz konusu olduğu pek çok yerde kul hakkı da söz konusudur. Bugünlük de bizden bu kadar. Sandığımızdan çıkan hikayemizi anlatmak bize, dinlemek ve ibret almak hepimize diyelim. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gün dileyerek programımızı tamamlayalım. Bir sonraki programa kadar sağlıcakla kalın. Sandıktaki Hikayeler. Hazırlayan Seher Meriç. Seslendiren Nüvit Candaner.